Evet sevgili seyirciler tekrar size merhaba diyoruz. Yine bizi kabul ettiğiniz için size gerçekten teşekkür ediyoruz. Hayalde Kalan Yaşam adlı programda Ali Kalkan denen kardeşimle de birlikte sizinle bir zamanı geçirmek bizim için de bir mutluluk olacak. İnanıyoruz ki e, bizi dinledikçe, e, önerilerimize uydukça e, hayalde kalmayacak yaşamınız. E, mükemmel bir şekilde e, arzuladığınız, hedeflediğiniz o hayal sizin için yaşamın yolu olacaktır. Amin. Evet yine gerçekten kaldığımız yerden devam edeceğiz zina konusunda insanın insanın gerçekten yaşamını bitiren ama onun bittiğinde de yaşamı tazelenen bir durum nasıl başlayalım İsa'nın söylediği gibi zina sadece birisiyle yatıp kalkmak değil birisiyle şefetle birisini şefetle arzu ettiğimizde de zina etmiş oluyoruz Tanrının gözünde Evet Tanrı ilişkileri yaparken kadınla ve erkeği bir beden olmaları için yaratırken zinanın bu bedeni bozan bir eylem olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Bir de şeydir mesela peki neden yürekte kabul etmiyor? Mesela Mesih'in dediği şey Matta'dan bahsettiniz. Diyor ki Tevrat'ta zina etme denildiğini duydunuz. Ama Hı. ben size diyorum ki bir kadına şehvetle bakan her adam yüreğinde zaten o kadına zina etmiş olur. Bu nasıl olabilir? Yani zina etmedim ki ama bu yürekten başlıyor. Biz onun bir çekirdeğini atıyoruz toprağa. Elinde sonunda bir su değecek ve orada filiz verecektir. Yani sen yüreğine Daniel'de de çok güzel harika bir şekilde bir tanıklık var. Evet, bak. evet. Daniel evet. 1. bölüm 8. <laughs> ayette diyor ki diyor ki Daniel bu şeylerle kendini kirletmemeyi yüreğine koydu diyor. Şimdi yüreğe koymak çok önemlidir. Yani sen neyi yüreğine koyarsan onun meyvesini elinde sonunda vereceksin. Bir gün seni zayıf yakalayacaktır. Onun için... Zaten zaten gözün, yüreğin, aklın onu arayacak. Evet. Mesela Davut örneği benim aklıma geliyor. Hani Davut normalde savaşan kral Davut. Normalde evet. savaşta olması gerekirken dinlendi, yorgun olduğu için ve o zaman da çatıya çıktı. Evet. Olmaması ve çatıya gereken. çıktığında yüreğinde bir şey vardı. Çünkü gördüğü şeyi devam ettirdi sonra. Evet. Ne gördü? Komutanlardan birisinin karısı avluda o zamanki kültürde avlular var evler evlerinin evet, etrafı star edilmiş ve kimse görmüyor diye evet. kadın masum bir şekilde belki Yıkanıyor. orada yıkanıyordu vücudunun belirli yerleri belki belki normalde olmasının çok daha ötesinde çıplaktı ve Davut bunu gördüğü zaman yüreğinde bu kadını arzulamaya başladı. Şimdi bir İlk olarak yüreği oradaydı. Evet. Daniel de söylediğin gibi Daniel yüreğini kapatıyor yani orada kapatıyor. Ne olursa olsun yüreğimiz kapalıysa önümüze ne çıkarsa çıksın bizi etkileyemez. Ama yüreğimiz açıksa o kapı hassassa o zaman en ufak bir darbeyle nasıl bir kapı iyi kilitlenmemişse sağlam evet. değilse şöyle bir itsen hemen açılırsa. O zaman nasıl yüreğimiz tam olarak kapalı değilse Davut'unki olduğu gibi en ufak bir şeyi gördüğümüzde sokakta yürürken televizyon izlerken internette dolaşırken öyle değil mi? Evet. Birisiyle telefonla konuşurken ya da biri toplantıya gittiğimizde ya da bir şehre şey seyahate gittiğimizde ya da mahalleye köye komşuya yeni birisi geldiğinde komşuya. O zaman yüreğimiz hemen oraya kayacaktır. Evet. Çünkü hazine var. Çünkü orada hazır. Evet. Yani, orada bekliyor. Evet. O zaman o zaman önce yüreğimizin Daniel'deki gibi kapanması lazım. Evet. Davut gibi açtığımız zaman açık tutarsak. Davut ne yaptı ondan sonra adam yolladı ve kadını çağırttırdı. Evet. Kadınla tanıştı ve ondan sonra kadınla yattı. Çünkü kral yani kim ne evet. söyleyebilir ona? Evet. Yani istediği gibi istediğini isterse yap, ne istediğini söylerse ona itaat edecektir. Ve ondan sonra sadece bununla kalmadı. Onun üstüne de günahını kapatmak için pek çok günah işledi. Evet çünkü günahı kapatmak için daha da büyük şeylere giriyorsun. Onun için Rabbin sözü gerçekten özgür kılar. Çok ilginçtir. Ee, kral Davut'tan bahsettiniz. Aslında ee, onun oğlu Süleyman'ın o hikmetiyle Allah'ın gerçekten vahisi olan bu sözlere kulak vermek lazım. Yani evet. hiçbir bedeli yok. Yani şimdi hırsızlık burada zaten bahsediyor. Hırsızlığın katını ödersin diyor. Ama Yedi namusun katını. Namusun Hı. telafisi yok. Telafisi yok ve şunu diyor. Bu buyruklar yani Tanrı'nın buyrukları. Bu buyruklar sana çıra. Ögretiler ışıktır. Eğitici uyarlar yaşam yolunu gösterir. Seni kötü kadından başka birinin karısının yaltaklanan dilinden koruyacak olan bunlardır. Böyle kadınların güzelliği seni ayartmasın, bakışları seni tutsak etmesin. Çünkü fahişe yüzünden insan bir lokma ekmeğe muhtaç kalır, başkasının karısıyla yatmak da kişinin canına mal olur. İnsan koyuna ateş alır da giysiz yanmaz mı? Korlar üzerinde yürür de ayakları kavrulmaz mı? Başkasının karısıyla yatan adamın durumu budur. Böyle bir kişiye böyle bir ilişkiye giren cezasız kalmaz. Aç hırsız karnı doyurmak için çalıyorsa kimse onu hor görmez. Ama yakalanırsa çaldığının yedi katını ödemek zorunda. Varını yoğunu vermek anlamına gelse bile. Zina eden adam sağduyudan yoksundur. Yaptıklarıyla kendini yok eder. Payına düşen dayak ve onursuzluktur. Asla kurtulamaz utançtan. Çünkü kıskançlık kocanın öfkesini azdırır. Öç alırken acımasız olur. Hiçbir fidye kabul etmez. Gönlünü alamazsın armağanların çokluğuyla. Hmm. Hiçbir şeyin telafisi olmaz. Çünkü Tanrı onu o değerde yaratmıştır. O değeri elinden alırsan onuru gitmişse elinde hiçbir şey kalmamıştır. Bunun telafisi olmaz. Onun için diyor ki sonu ölüm ve dayaktır diyor. Yani çok ilginçtir. Özellikle Güneydoğu'da e, olduğum için biliyorum. Yani bunlar e, hiçbir fidye kabul etmez ve insanlar da hor görmez. Adam öldürdüğünde Tek kelimeyle namus namus davası dediğinde hiç kimse cevap veremiyor. Haklı Tar, görüyor evet, herkes. Evet tarla veya çocuk kavgası veya işte e, koyunun onun tarlasına girdi bunların hepsi kınanabilir. O anda kınanmasa bile yarın kınanabilir. Ama namus hiçbir zaman kınanmıyor. Neden? Çünkü onun onurudur, şerefidir, onun hayatıdır, yaşam kaynağıdır. Hmm. O yönden e, insan tanrısal bir bakış açısıyla bakarsa özgür olabilir. Biz bunları onaylamak için söylemiyoruz top ama, ama toplumun nasıl bunu aslında toplumun bir şekilde tanrının yüreğine nasıl yansıttığını görüyoruz. Toplum için hani bu nasıl ciddi ne kadar önemli bir şey ve temizlenmesi gereken bir şey. Ama ölüm temizleme yolu değil. Tabii ki. Bizim için şimdi İsa Mesih kendini çarmıhta öldürerek bizim ölmemiz gereken yer yer yerde o öldü bizim yerimize. Dolayısıyla biz ölmeyelim, biz öldürmeyelim. Ama Rabbin önüne gelelim ve Tanrı ile barışalım ve iyi ilişkilerimiz bu şekilde düzelsin diye bunu yaptı. Evet. Ve başka bir yerde de daha güzel bir yine güzel bir söz var. Eyüp'te 3, 10, 3 Eyüp 31. bölümde diyor ki gözle antlaşma yaptım. Şehvetle bir kıza bakmamak için evet. diyor Eyüp. İşte. Yani Eyüp'ün zenginliğine baktığımız zaman hani bugün bugün bazen insanlar düşünüyorlar yeterince zenginsen, yeterince güçlüyse, işte kadın Her kadınlar, kadınlar konusunda erkekler konusunda rahat olabilirsin, özgürsün diye düşünüyorlar ama Eyüp gibi kim zengin acaba? <laughs> ama yine de ya, korkuyor. Ama yine de ne diyor? Yine de korkuyor. Neden? Çünkü Tanrı'nın farkında. Tanrı'ya karşı günah Amin. işlemekten korkuyor. Amin. Başka bir örnek de Yusuf değil mi bu konu? Evet. Yusuf harika bir örnek. Evet. Değil mi? Yani orada çalıştığı efendisi, Mısırlı efendisinin karısı gel benimle yat dediği evet. halde ve bunun için planlar kurup tuzaklar kurduğu halde ben efendime ve tanrıma nasıl günah işleyebilirim böyle bir şey yapabilirim, yapabilirim dedi. Evet. O zaman büyük bir resmi büyük resmi görmek lazım. Evet. Bu insanlar büyük resmi gördüler. Eyüp büyük resmi gördü. Dedi ki sadece ben ve bedenim yok. Evet. Ben sadece cinsellikten oluşan bir varlık değilim. Yusuf aynı şeyi düşündü. Demedi ki ben özgürüm, karım işte efendimin mal varlığını, kahyası beni yaptı. Bütün malını idare etmek bana düşüyor. Karısı da kendisini bana sunuyor. Şimdi efendimin her şeyi bana ait demedi. Büyük resme gördü. Büyük resme baktığımız zaman kendimizi küçük bir parça olarak göreceğiz. Kendimizi oranın en büyük parçası olarak görmeyeceğiz. Tanrının gözünde biz orada küçük bir noktayız. Ve o zaman o zaman gururumuz. Şey, nefsimiz o zaman alçalacak ve küçülecek. Bu insanlar bunu yaptılar. Yusuf bunu yaptı ve Eyüp bunu yaptı. Evet ama biz nasıl? De aynı şeyi yapmalıyız. Peki nasıl anılıyor? Onurla anılıyor. Evet. Ve biz onların hayatını örnek olarak gösterebiliyoruz. Ama Doğru. bizim hayatımızı insanlar örnek gösterebiliyorlar mı? Biz bunu sor sor sorgulamalıyız. Hı hı. Düşünün bizim yaptıklarımız ve Eyüp'ün veyahut Yusuf'un yaptıkları. Bunlar dünyaya mal olmuş Yusuf'un mesela 2 milyonluk bir halka örnek olmuş ve onları kurtarmış bir adam olarak bakılıyor. İşte bizim i̇kinci bir mes eylemimiz... Tabii, i̇kinci Mesih gibi görünüyor. Tabii. Evet. Ikinci, düşün, bizim eylemimiz ya insanlara bereket kaynağı olacaktır ya, da ya lanet. lanet kaynağı olacaktır. Bir eylem, düşünün sadece bir anlık bir zevk. Küçük dediğiniz o büyük fotoğrafta küçük değil de büyük düşünme, tabii ki bu arzu olarak diyorum, zina olarak bakıyorum ve efendi olarak kendinizi görme, geleceğimizi değil başkalarının geleceğini de mahvediyor. Sadece çocuklarımız değil komşularımız da bizden örnek alıyor. Yani onun için bizim bir eylemimiz cesaret veriyor herkese. Evet. Bizim bir eylemimiz ya insanları lanetleyecektir ya bereketleyecektir. diyecektir. Yani ve hiç de unutulmuyor da bir. Evet. Ve özellikle kadınlar, çocuklar bunlardan çok kötü bir şekilde etkileniyor. Kimse erkekse aynı şekilde eşi tarafından altlatılmış atılmış erkekler de aynı şekilde hissediyorlar. Onlar da aynı şekilde karıları tarafından ihanete uğramak. İhanete uğramak kolay bir... Düşünsene normal bir hayatın içerisinde bile bir bir şey 5 liraysa bizden 6 lira almışlarsa yüreğimiz nasıl inciniyor? Evet. Yani üç, kuruşlar için bile yüreğimizin incindi oluyor. Ama bu kadar önemli Tanrı'nın Tanrı'nın gözünde bu kadar değerli olan bir ilişkide birisi de evleniyorsunuz. Bütün hayatınız boyunca o iki kişiyle birlikte olma planı yapıyorsunuz. O kişiyle çocuklarınız var, o kişiyle kurduğunuz bir hayatınız var, o kişiyle ekonomik yatırımlar yapmışsınız. İşte mal almışsınız, mülk almışsınız, planlar yapıyorsunuz, evet. banka hesaplarınız var. Onun kazandığı paraya güveniyorsunuz, o sizin kazandığınız paraya güveniyor. Sosyal ilişkiler bina etmişsiniz toplumda kimliğiniz değişmiş onunla birlikte değil mi yeni bir kimlik sahibisiniz ve o kimliğin o kişi kimliğinizin çok önemli bir parçası yani o olmadığı zaman o kimliğin dışında başka bir kimlik oluyorsunuz ve bütün hayalleriniz gelecekle ilgili bütün hayalleriniz sonra böyle bir şey yaptığı zaman o kişi düşünebiliyor muyuz ne kadar büyük bir ihanet bir kadın için veya bir erkek için ve bir çocuk için bir evlat için evet, ne kadar evet, evet. ne kadar büyük bir ihanet böyle bir şeyin olması o zaman o zaman gerçekten bu bu Tanrı'nın her şekilde yarattığı plana evliliğe verdiği değere insanlığın onuruna karşı bir eylem zina. Evet. Adam öldürmekle aynı eşit. Mesela diyor ki zina eden kişiyi öldüreceksin şeriatta diyor. Evet. Ve adam öldüreni de öldüreceksin diyor. Aynı, aynı şey yani. Çünkü aynı ceza. Tabii ki ölümdür. Yani öldürmektir. Ama çalmak konusunda kesinlikle Kaç katını, yedi evet, katını ödeyeceksin, ödeyeceksin diyor. diyor. Evet. Neden? Çünkü onu çalışarak sen onu telafi edebilirsin ve o karakterini düzeltebilirsin. Ama demek ki ikisi de öldürüyor. Öldürmek de öldürüyor, zina da öldürüyor. Ve insanlar düşünün, bazen duygusal davranabiliyoruz. Bir çocuk bizden çocuğumuz kendi çocuğumuz, bizden para istediğinde dondurma alacak. Belki o gün paramız yoktur. O kadar acı çekiyoruz. Ama eğer bu kadar hassassa, zina konusunda neden hassas oluyoruz? Dün o çocuğun devamlı boynu eğik olacak. Benim babam veyahut annem. Bu şekilde Bana dondurma parası vermedi vermezsen bir şey olmaz ama Hiçbir zina olmaz. ettiğinden o zina etti. Bu çocuğun boynuna hmm. bir yafta asıyorsun. Evet. Zina çocuğu. Yani bu bir yaftadır. Onun için evet. onun geleceğini sen bugün haşlıkla onu onurlandırmadın. Yarın onu unutur, onu telafi edersin ama bunun bir telafisi yok. Evet. evet. Bunun bir telafisi yok. Evet sevgili izleyiciler, bu konunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bize her zaman yazabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz bilgiler aracılığıyla SMS ve e-mail adresimiz aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi bir ara verelim ve geri kalan bölümde zinadan nasıl kendimizi uzak tutabileceğimizi, Tanrı'nın nasıl bir çözüm verdiğini ve eşimizle ilişkimizi nasıl tekrar düzeltebileceğimiz konusu üzerine konuşmaya devam edelim. Bu kitap sizin hikayeniz. Sizin bana anlatmış olduğunuz hikayelerin kağıda yansımasıdır. Tekrar size hediye etmek istiyorum. Bana ulaşırsanız kesinlikle bunu size ulaştıracağım. Ve bu kitap hiçbir zaman kesinlikle olmayan olayları kaleme almadı. Ve kesinlikle acı olaylar ama bu acı olayların nasıl bir çözüme kavuştuğunu da sizler bu kitabı okuyarak göreceksiniz. Yaptığınız başka bir şey var diyor Tanrı. Rabbin sunağını gözyaşı seline boğuyorsunuz. Ağlayıp sızlanıyorsunuz çünkü Rab artık getirdiğiniz sunulara ilgi göstermiyor. Onları elinizden beğeniyle kabul etmiyor. Neden diye soruyorsunuz? Çünkü Rab seninle gençken evlendiğin karın arasında tanıktır. O yoldaşın ve evlilik anlaşmasıyla karın olduğu halde ona ihanet ettin. Tanrı sizi tek beden ve ruh yapmadı mı? Neden tek Çünkü o kendisine özgü bir soy arıyordu Onun için kendinize dikkat edin hiçbiriniz gençken evlendiği karısına ihanet etmesin diyor kutsal kitap Evet ee, Bu konuda özellikle zina konusunu konuştuğumuz, bu konuda dile getirmenin önemli olduğuna inandığımız ayetlerden bir tanesi. Evet, evet. Tanrı diyor ki siz ağlıyorsunuz diyor. Bakın öyle söylüyor. Sunamı gözyaşı seline boğuyorsunuz. Yani yani bu baktığımız zaman ne kadar güzel bir şey. Yani Tanrı'nın önüne gidiyorsun, ağlıyorsun, kendini gözyaşına boğuyorsun kendini. Kendini alçaltmışsın ama diyor ki ve sunular getiriyorsun, ağlayıp sızlanıyorsun ama diyorsun ki beni neden kabul etmiyorsun? Seni evet. nasıl kabul edeyim diyor. Evet. O zaman o zaman hani konuştuğumuz yani nasıl bizi etkiliyor zina, toplumu nasıl etkiliyor, Tanrı ile ilişkimizi nasıl etkiliyor? Tanrı ile barışmazsak istediğimiz kadar dindar olup istediğimiz kadar kendimizce ibadet edelim, kendimizce kendimizce sevaplar işleyelim. Ama eğer gerçekten Tanrı ile barışmıyorsak o zaman zinamız Tanrı ile ilişkimizde, bizim aramızda büyük bir engel olarak duruyor. Evet evet evet. Şimdi bunu da e... Kabul etmek lazım. Yani şimdi insanlar e, bağışlanmayı kesinlikle borç ödemek gibi görüyorlar. Yani bir kadın kocasını bağışladığında kocası her şey o noktadan başlayacak diye düşünür. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yani erkek veya kadın hiç fark etmez. Bunu telafi eden bir sadakatle her zaman e, bir e, enerji tüketmelidir. Yani ben bir kişinin tanıklığında dinledim. Diyor ki babam annemi aldattı diyor. Ve gözyaşlarıyla tövbe etti. Ama annemin ona tekrar güven duyması 24 yılını aldı. 24 yıl. Bu kadar düşünün. Bir gençlik gidiyor. 24 yaşında bir adam evlenir ama bu evliliği yine güvene dayanan bir noktaya getirmek 24 yılını alıyor. Bu söylediğin gibi iki taraflı yapılması, zinadan şifa almamız iki tarafında yapması gereken şey. Evet. Tek taraflı olmuyor. Yani Mümkün iki tarafında yürekle gayretli etmesi lazım. Evet. Özellikle zina eden kişinin gayreti çok önemli. O kabul etsin kendisini ki bir yani hata yaptı ve daha çok emek harcamaya hazır olsun. Tövbe etsin her şeyden önce. Tövbe etmek ne demek? hatanı, sırtını dönmek demek evet. değil mi? Gittiğin geri, gittiği yoldan, geri gittiği yoldan U dönüşü yapıyorsun, evet. ters yöne doğru evet. gidiyorsun. Yani bir istikametin var, o istikamete gitmekten ters yöndeki Tanrı'dan uzak bir istikamete gidiyorsun, tamamen Tanrı'ya doğru dönüyorsun demek. O zaman artık hayatımızda zinanın eseri kalmamalı. Yusuf gibi kaçmalıyız. Evet. Daniel gibi, Daniel evet, gibi demek kararlı olmalıyız. Evet. Eyüp gibi gözümüzle, kulağımızla, dilimizle, Yüreğimiz canımızla anlaşma yapmalıyız ve diyeceğiz ki artık benim için bu bitmiştir. Evet. Benim için artık başka bir kadın, başka bir erkek değil onunla yatmak, onunla en ufak göz göze gelmek bile, onu yüreğimde düşünmek bile benim için bitmiştir diyeceğim. Evet. Ondan sonra gayretle ilişkimi bina etmeye çalışacağım ne 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 yapabilirim bunun için? Danışmanlıkta danışmanlık, danışmanlık olmazsa olmazdır aslında bence. Danışman iki tarafı da hazırlayacak ve erkek gerçekten bunun samimi bir şekilde kendisinin laneti olduğunu, ailesini yıktığını kabul edip gözdaşlarıyla eşinden af dileyecek. Ondan sonra bütün aile bireylerinden de af dilemelidir. Çünkü zina bir kere bir kez yapılan bir şey değildir. Önce yürekte taşınıyor, sonra defalarca yapılan bir şeydir. Sen diyebilirsin çocuklarım kesinlikle bunu bilmiyor, çocuklarım kesinlikle bunu hissetmemiştir, kesinlikle hissetmiştir biliyorlar. Ama karı koca kendi arasında bu barışı alçak günü bir şekilde mükemmel bir şekilde tanrısal bir boyutta gerçekleştirseler bile bunun aileye yansıması hemen hemen imkansızdır. Onun için alçak yönlü bir adam kişilerin önünde çocuklarından da af dilemeli ve bunu telafi etmek için elinden geleni Yapmalıdır. yapmaya hazır olmalıdır. Ve bu dediğim gibi çok hikmetle adım atılması gereken bir şeydir. Atıyorum 6 ay sonra eşlerden bir tanesi onu gündeme getirdi. Yapan kişi kesinlikle bundan gocunmamalıdır. Yapmıştır bu rezilliği, yapmıştır. Bunu kabul etmesi lazım. Ve bunu telafi etmek için yine alçak gönül bir şekilde özür dileyen gerçekten bu benim boynumun bir boyunduruğudur. Yine seni yüreğini acıttı ve ben senden yine af diliyorum. Şimdi kişi şunu söylüyor. Ya ne biçim insansın? Sen geçen altı ay önce beni bağışlamadın mı? Ne bunu sürekli önüme getiriyorsun? Önüme getiriyorsun. Hayır, bunu söyleme hakkın yoktur. Benim hakkım yoktur. Ben bu rezilliği yapmışsam o veyahut başkaları benim önüme koydukları zaman yine alçak gönlü bir şekilde şunu söylemelim. Ben yine senin yüreğini kanattım. Hı. Ne kadar iğrenç bir şey yaptım ki yine de senin öfkeni uyandırdım diyen alçak gönlüse evet haklısın diyecek. Evet. Kendini savunan bir insan kesinlikle demek kendi yüreğini görmemiştir. Hı. Her seferinde yüreği karşısına geldiğinde bunu alçakgönlü bir şekilde kabul edip ve telafi için yine sadakatta yürümesi lazım. Diğer diğer tarafı da işin aldatılan kişi kadın veya erkek yine ona da çok büyük bir pay düşüyor. Ee, mesela bazen ilişkilerde insanlar mecburen ilişkiye devam ettirmeyi seçiyorlar. Evet. Yani diyelim ki aldatıyor ama ama boşanamaz diyelim ki özellikle bayan için söylüyorum. Ekonomik, sosyal pek çok sebepten dolayı boşanamaz kocasından ne alıyor, sineye çekiyor ama evlilik bir şekilde boşanıyor. Evet. Artık suratsız, artık isteksiz yaptığı her şey isteksiz, gönülden değil, dışlayarak, reddederek, uzak tutarak karşı taraf ne kadar iyi niyetli bile olsa haksız taraf olmasına rağmen ilişkiyi düzeltmeye çalışan taraf bile olsa bizim de diyelim ki masum taraf olarak ilişkiyi tekrar düzeltmek için üzerimize düşen şeyi yapmak lazım. Güven, güvensizlik, güven çok ilginç bir şey. Karşı taraf ağzıyla kuş tutsa ben ona güvenmek istemiyorsam güvenemem. Evet. İçsel bir karar, içsel bir kararlılıkla ilgili bir şey. O zaman ben sana güveniyorum. Karşımdaki kişi özür dilediği zaman samimi ise inanıyorsam samimi olduğuna. Samimi değilse açık bir şekilde söylüyorum. Senin özününün samimi olduğunu düşünmüyorum. Evet. Zamanla göreceğim. Zamana bakacağım ve zamanla göreceğim. Ancak o zaman samimisin, samimi değilsin o zaman anlayabilirim. Ya da samimi olduğuna inanıyorum. Samimi ise Bundan sonra eylemlerle de bunu görmek istiyorum. Evet. Her zaman bu ikisi beraber olmalı. Kesinlikle. ağzımızdaki sözler yürekten ve samimiyetle gelmeli. Ama ondan sonra devam eden davranışlarımız, huyumuz, tutumlarımız da bu samimiyeti yansıtmalı. Evet. Öyle evet, değil mi? Evet. Ama söylediğim gibi, en başta söylediğim gibi, karşısındaki kişi ne kadar samimi olursa olsun, ben güvenmeyi istemezsem, ağzıyla kuş tutsa bir şey değişmeyecek. Ben güvenmeyi seçeceğim bağışlayacağım. Evet. Bir de acı çektirme olayı mesela. Eşlerin bir tanesi mağdur olmuştur. Ona acı çektirmek için gerçekten çok iyi bilir. Çünkü insan eşini tanır. Ama acı çektirirken kesinlikle sen de acı çekiyorsun. Sen de acı çekiyorsun. Yani sen acı çektirdiğinde sen rahatlıyor musun? Hayır. Ama bağışlayıp ona tekrar tekrar şans vermen, onu iğneleyici bir şekilde yerden yere vurman kesinlikle Soğuk tavranmak, Soğuk dışlamak değil mi? Bunların hiçbiri kesinlikle İlişkiye Tanrı'nın, yardım Tanrının bize söylediği bir şey değildir. Yani düşün Allah'ın kendisi örneklerle kutsal kitabında bir kişiye diyor ki git bir fahişeyle evlen diyor. Neden? Çünkü ben böyleyim diyor. Defalarca siz zina eden, putlara tapan, rezillik yapan, e ...kötülük yapan, birbirinizi öldüren olduğunuz halde... ...ben sizi seviyorum, tekrar kendime çekmeye çalışıyorum. Yani böyle birisiyle evlenen bir koca gibi sanki. Evet, yani düşünün Allah'ın kendisi bizi tek tekrar ve tekrar... ...defalarca bizi bağışlıyorsa. Ve şey diyor yani, 7 kere değil, 77 yedi kere... Evet, ...yedi kere bağışlamaz. Diyor. Tanrı kendisi böyle bağışlamıyorsa neden bizden evet. bağışlamamızı istesin? Allah'ın yapmış olduğu bir şey bizden isteniyor. Ama Hı. yapmadığı, yapamadığı... Günah, istemiyor o zaman. O evet, da ben kutsalım, kutsal evet. durum diyor. Amin. Onun için kadın... Veyahut erkek gerçekten bağışlaması çok zor bir şeydir Tanrının gözünde de çok iğrenç bir şeydir ama bağışlamak, acıyı bir şekilde alçak gönlükle Allah'ın önüne gelmek çok büyük bir erdemdir tanrısal, tanrısal, tanrısal bir boyuttur Tanrının yaptığını yapıyorsunuz daha bundan bir bu söz, daha söz var mı? büyük olan bağışlar hani evet bu gerçekten doğru yani yüzde yüz haklı olabilirsiniz Hı. ama haklıyken haksız gibi siz ona gidip onu bağışlamanız Allah'ın gözünde ne kadar değerli, ne kadar mükemmel bir varlık olduğunuzu gösteriyor. Evet. Neden? Çünkü Tanrı'nın yapmış olduğunu yapıyorsunuz. Ve alçak gönlükte aile de acayip bir şekilde bir şey öğreniyor. O kaosun içerisinde çocukların hepsi telef olabilir. Ama sizin bu alçak gönlü bir şekilde birbirinizi bağışlamanız ve sadık bir şekilde birbirimize söz vermeniz, adım atmanız çocukların da ileride yapmış olduğu hatalardan nasıl alçak gönüllü bir şekilde özür dilemelerini gösteriyor. Bir çözüm yolu gösteriyor Tabii. onlara çok açık bir şekilde ve insan olmanın en değerli erdem olduğunu onlara öğretiyor. Evet, alçak yani, gönüllülüğün o, en bu değerli bir, erdem olduğunu onlara öğretiyor. Kesinlikle benim yeğenim vardı. İsmi Halil. Şimdi e, çocuk 6 yaşındaydı. Demek ki babası hiçbir zaman ona özür diletmemiş. Aha. Geldi ben Bizim kızın ismi Rebeka dedim ki Halil bak bu yaptığın yanlıştır. Rebeka'dan özür dile. Diyor Rebeka özür dile. Dedim yok sen özür dileyeceksin. Diyor ki sen özür dileyeceksin. Bilmiyor çocuk daha özür dile. <laughs> o zaman bizim yapmış olduklarımızı çocuklar... Görüyorlar ve aynısını yapıyorlar. Bu kibir de olabilir, bu zina da olabilir, bu kaos yaratma da olabilir, bu açığın bir şekilde bağışlama <laughs> ve özür dileme de olabilir. Rabbin yardımına ihtiyacımız var. Kesinlikle. Kendi başımıza yapamayız. Mümkün değil. Ve o Mümkün zaman değil. şimdi lütfen dua edebilir misin? Bu durumda bağışlama zorunda olan, bağışlama durumunda olan kişilere Rabb yardım etsin ve onların yürekleri açılsın. Amin. Yarab Allahımız, sana öncelikle bize bakış açın için sana ediyoruz. Çünkü sen biz defalarca hata yapsak bile yeter ki yürekten senden af dileyelim. Evet. Sen bizi saran, bizi bağrına basan ve bizi gerçekten yenileyen tekrar yolunda yürütmeye çalışan yüce yaratansın. Evet. Onun için yarab yalvıyoruz. Bu bakış açısını bizim yüreklerimize ek. Biz ihanet edebiliriz. Eşlerimize karşı gerçekten gaddarca davranıp onların haberi olmadan... ...veyahut olarak onları aldatabiliriz. Hı hı. Ama biz kendimizi alçaltmak için... ...Rab senden öğrenmek istiyoruz. Evet, senin ruhundan emmek istiyoruz Rab. Hı hı. Sana yalvarıyoruz Rab. Bu gibi insanlar varsa... ...Rab sana yalvarıyorum şimdi onları yüreklerine dokun. Rab sen onları bu şekilde yaratmadın. Bu şekilde kalmalarını asla istemezsin. Evet, Tekrar kendilerini sarsmaları... ...mükemmel bir şekilde... ...senin alçak gönlünden görenmeleri... Ve birbirlerinden af dileyip yine sadık bir şekilde yollarına devam etmelerini sen arzulayan Allah'sın. Ya Rab yalvarıyoruz. Bugün Rab cesaretle belki bu acıları içerisinde olan insanlar Rab bize yazsınlar. Amin. Belki onlar çıkış yolunu bilmiyorlar. Belki kırılmışlığın içerisinde esaret altında yaşıyorlar. Ama bizden fikir alabilirler. Onlara o cesareti, o erdemliği ver diye dua ediyorum. Her şeyi senin oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyorum. Amin. Amin. Evet sevgili izleyiciler bugün de sizlerle birlikte olduk. Bu özel konuyla birlikte bize yazabilirsiniz. Her zaman sizinle birlikte dua etmek ve fikirlerimizi size, sizinle paylaşmak ve diğer kaynaklarımızı da sizinle paylaşmak isteriz. Bize ekranda gördüğünüz bilgiler aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Tekrar bizi evinize kabul ettiğiniz için, bize verdiğiniz bu yarım saat için hepinize tek tek teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Merhaba dostlarım, ben Ali Kalkandelen. Arkadaşım Pastör Ahmet Güvener'le birlikte Hayalde Kalan Yaşam programıyla sizlerle birlikteyiz. Programımızda bazı zor konulara değindiğimizi biliyorum. Bu zor konular sırasında yüreğinizde bazı hislerin açığa çıktığını görebilirsiniz. Belki birisiyle konuşmak isteyebilir veya birisinin size dua etmesini isteyebilirsiniz. Bizimle haberleşin. Bize yazın bize telefon edin. Sizinle birlikte olacağız, sizinle dua edeceğiz ve sizinle konuşacağız. Hoşçakalın.